Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda 1994 İnanes turnuvasında olan skandal olaydan bahsetmiştik. Kasparov Polgar'a karşı oynarken bir noktada elinden taşı bırakmış ama sonra hamlesini geri alıp başka bir hamle yapmıştı. Bununla ilgili kayıtlar İspanyol televizyonundaydı ve 80 bin pound istiyorlardı. Herkes merakla bu kayıtları görmek istedi ama istenen rakamda korkunçtu 80 bin pound. Ama biz neyse ki İspanyol yayın kanalıyla görüştük ve bu işi 80 pound'a bağladık. Ve şimdi çok merak ettiğiniz o görüntüleri size sunacağız. İşte Linares turnuvasından bir an Kasparov ve Polgar karşılıklı oynuyorlar ve kritik andayız. O bahsettiğimiz konumda Kasparov eline atı alıyor ve birazdan hareketlendirmeye başlayacak. Bu arada bu turnuvada Polgar'ın ilk kez oynadığını belirtelim. 17 yaşında 2600 Elo'ya sahip, hem yaşıyla hem yeteneğiyle gözde bir oyuncu, hem de kadın bir oyuncu olması onu farklı bir kategoriye sokuyor. Linares gibi büyük bir turnuvaya ilk kez davet ediliyor ve ilk 4 turda 2 puan elde ederek gayet güzel başlamış durumda. 5. turda da karşısında Kasparov var bu ilk karşılaşmaları onun için büyük bir heyecan olmalı çünkü 1994 yılı Kasparov'un şortu yenerek artık e, dünya satrancındaki liderliğini kesinleştirdiği bir dönem neden Karpov şorta yenilmişti Kasparov da şortu farklı bir şekilde yenerek iyice e, üstünlüğünü pekiştirmiş oldu hem de elo puanı olarak da açık ara bir numaraydı. Evet şimdi görüntüler başlıyor. Kasparov hareketini yapıyor. Ağır çekim bu. 1-2 saniye içerisinde gerçekleşiyor bu olay. Bakın ağır çekimde Kasparov'un hamlesini yaptığına karar veriyor Polgar. Hamlesini yazmaya niyetli. Evet şu anda elini taştan çekti. Yakın plan çekiminde göstereceğiz ama tuttu. Bu olay saniyenin sadece 4'te biri bir sürede gerçekleşiyor ve bir anda taşını geri çekti. Bu bu anların çok hızlı gerçekleştiğini tahmin edebilirsiniz. Ağır çekim. Bir anda Polgar etrafa bakıyor. Bir gören var mı diyor hayretler içerisinde. Arkasındaki adam hakem mi bilmiyorum ama Polgar ona bakıyor. O da kafasını başka yere çekiyor. Sanki beni şahit yazmayın der gibi. Polgar şaşkınlık içerisinde. Kasparov hamlesini yapmadı. Hala düşünüyor. Polgar da içinden ne yapacağını düşünüyor herhalde. Kafasını sallıyor Kasparov yine. Klasik mimikleri, Kasparov için tipik, daha aşırılarını da yapıyor, Polgar düşünceli, sağa sola bakıyor. Böyle bir durumla karşılaşmayı kesinlikle beklemiyordu. Düşünsenize en üst düzeyi turnuvaya davet ediyorsunuz, karşınızda Kasparov var. Ve Kasparov elinden taşı bırakmasına rağmen hamlesini geri aldı ve şimdi at F8 oynuyor. Eminim ki Polgar burada hamleyi değil, ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini düşünüyor... Acaba diyor ben bir hayal mi gördüm diyor. Elinden taşı bıraktı itiraz etsem ne olur diyor. Bakın dikkat edersiniz bayraklar da havada. Garde saatte bayraklar da havada. iki tarafında çok az zaman var. Üçer dörder dakikası var. Polgar hızlıca hamlesini yapıyor şimdi. 36. hamle. 4 hamle yapmaları lazım ki zaman kontrolünü açsınlar ve yeni süre eklensin. Evet bu arada tekrar görüntüleri inceliyoruz. Daha yakından Kastor'un ne yaptığını görebilirsiniz. Bakın burada biraz daha yakın plandan görüyoruz. Şu anda elini çekti ama saniyenin dörtte biri bir zamanda gerçekleşiyor bu. Şu anda görüntü dondu. Polgar. Daha önce de anlattığımız gibi hamle yaptığını varsayarak elini kaleme attı ve hamleyi yazacak şimdi. At c5 diye. Ama bu hamleyle Kasparov çifte tehditle kalite kaybediyor, fark ediyor ve hamlesini geri alıyor. Kareye taşı bırakmadıkça daha doğrusu elle teması kesilmedikçe turnuvalarda hamlenizi değiştirme imkanı var. Bu da görüntü net değil ama yakın plandan bir çekim. Bakalım burada nasıl göreceğiz. Evet şu anda Kasparov bırakacak mı? Bıraktı evet. Temas kesildi açık bir şekilde ama Polgar emin olamıyor. Bu arada 1994 Linares turnuvası satranç tarihinde çok özel yere sahip bir turnuva. Bu turnuva öncesinde Kasparov şortu da yendikten sonra Karpov artık ciddi bir rakip olarak görmüyor. Yani kendince görmüyor. O sırada kendisinin 2815 elosu var. Karpov'un 2740 elosu. 2 numarada Karpov var. Ama... E, Karpov dediğim gibi short'a kaybediyor. Kasparov artık short'la dünya şampiyonluğu maçı yapıyor. Ve bu turnuva öncesinde Kasparov bu Linares turnuvası o kadar kuvvetli ki bunu kazanan şampiyondur diyor. Ya yani orada bir kelime de var. Turnuva şampiyonu gibi bir ifade var ama kendisini kazanacağından o kadar emin ki dünya şampiyonu demektir bu turnuvayı kazanan gibi bir ifadesi var. Ama işler hiç düşündüğü gibi gitmiyor. İlk 4 turda aslında Kasparov için gayet iyi. 3.5 puan oluyor. Zaten 5. turda Polgar'la karşılaşıyor. Ve onu yeniyor. Ama bu arada Karpov 4'te 4 dört gitmekte. O da kazanıyor ve 5'te 5 beş gidiyor. Yani sonuçta Karpov'un nefesini arkasında hissediyor. Daha doğrusu Kasparov Karpov'un arkasından gidiyor. Belki de. Kasparov'un bu şekilde hırslı oynamasının sebebi de hissettiği baskıdır. Peki turnuva nasıl sonuçlanıyor? Turnuvayı Karpov tarihi bir sonuçla kazanıyor. 13 turda 11 puan. Kasparov o kadar geride kalıyor ki sadece 13 turda 8,5 puan alıyor. Eğer Karpov'un bu olağanüstü başarısı olmasa 8,5 puan böyle bir turnuvayı kazanmak için yeterli bir puan ama Karpov'un muazzam performansı işleri değiştiriyor. Tabii Kasparov da yedi, söylediği sözleri bir anlamda yemek zorunda kalıyor. Karpov'dan hiç böyle bir performans beklemezken Karpov tüm dünyayı şaşkına uğratıyor. Peki Kasparov'la Polgar'ın ilişkileri nasıl? Şimdi gördüğünüz resimde oyundan sonra Kasparov ve Polgar oyun analiz ediyor. Arka planda hemen sol tarafında Polgar'ın ablası Yushka Polgar var. Sağ tarafında ise Sofya Polgar var. Sofya Polgar'ı Korşuna ile bir videosu vardı. Korşuna'yı kızdırıyordu. O videodan da hatırlayabilirsiniz. Tabii gençlik yılları 94 yılı beraber analiz ediyorlar. Polgar neden itiraz etmediği sorulduğunda zaman naz olduğunu söylüyor. Gerçekten de orada 3-4 dakikası var ve yanlış itirazda zaman azaltılabilir. Zaman iyice azalacağından korkuyor ve itiraz etmeye çekiniyor. Bir diğer sebep de şüphesiz Böyle bir turnuvaya genç yaşta ilk kez katılması ve daha ilk turnuvadan ağzımızın tadı bozulmasın, belki diyor bir anlamda. Kasparov muazzam etkili bir figür, büyük olasılıkla turnuvaya gelecek oyuncuların belirlenmesinde bile ona soruyorlardır ki zamanında Valery Salov, gençler çok bilmez zaman çok kuvvetli oyuncularından birisi, Kasparov'un onu üst düzey turnuvalara davet ettirmediğine dair söylentiler vardı. İşte Polgar çekiniyor konuşmaya ama sonradan bunlar tabii sağda solda yazılan şeyler bir yerde Kasparov görünce ya niye öyle bir şey yaptın falan diye sorduğu söyleniyor. Kasparov da ben bırakmadım ki hiçbir şeyin farkında değilim falan diye itiraz etmiş. İşin doğrusu bilinmez tabii anlık bir olay Kasparov bıraktı mı bırakmadı mı? Bıraktığını gördük de nasıl hissetti? onu bilemiyoruz ama sonuçta satranç tarihine geçmiş bir olay ve esasen bunun devamı da var. Nakamura'ya karşı da benzer şekilde Kasparov taşı bırakmış ve hemen geri alıp başka bir hamle yapmıştı. İşte hikayemiz böyle görüntülerle. Bu arada tabii 80 pound'u aldığımız falan şaka. İlk video yayınladıktan sonra sağ olsun bir takipçimiz bunun görüntülerinin internete düştüğünün bilgisini verdi. Biz de oradan aldık. Umarım hoşunuza gitmiştir hikaye. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.